aramıza hoş geldin. Eyvallah. Biraz tanıyalım seni. Ne bu acele ya? Tanırsınız yakında. Böyle bir düğün dernek masasında tanınacak adam olsaydık... ...şu hayatı boşa yaşamış olurduk değil mi? Aynası iştir kişinin. Ben keyfinizi kaçırmaya değil... ...keyfinizi arttırmaya geliyorum aranıza. Hayırdır bu arada Aslan'la? Senin canın mı sıkkın? Ne oldu, orkestrayı mı beğenmedin? Yo. Sadece seninle aynı masada olmaktan hoşlanmıyorum. Bora Dağıstan'la Behram Adıvar'ın bizim duygularımızla ilgilenmemesine böyle durup durup içerliyor. Duygusal bir adam. Sahi ne zaman görüşürüz kendisiyle? Yüz yüze? Hiçbir zaman. Adı var, kendi yok diyorsun ha? Toplantı tarihi geldiğinde görüşürüz o zaman. Behram Adıvar sadece bu evliliği istedi. Kuzgun'a icazet verip vermeyeceğini daha bilmiyoruz. Öğrenirsin yakında. Hadi Kartal, hadi. Tamam, tamam, gidiyoruz. Hadi oğlum, hadi. Buraya kadar gelmişler zaten. Niye gönderdin insanları? Çamurunuz onlara bulaşmasın diye. Anladın mı? Kim olduğunu bana asla unutturmadığın için sağ ol. Her zaman. Bugün büyük gün Cihan'ım. Bugün icazet geliyor. Sonrasında beni tutabilene de benden kaçabilene de aşık olsun. Hepimize hayırlı olsun abim. Peki yenge? Yenge de gitti mi dersin? Oğlum yenge menge deyip niye ağzımızın tadını kaçırıyorsun şimdi? Yüzük öyle demiyor ama. Sen bakma buna. Bu evlilik de bu aynı evde yaşama tantanası da Behram adı var aşağı inene kadar. Abi bu adamlar öyle aşağı kolay inecek adamlar değil ama. O adamların... Ben Cihan, sana bir şey olmasın. Bu Şeref de Rıfat da, hatta Behram da dahil. Bunlar kendilerini o kadar güvende bir yerde hissediyor ki... ...senin benim gibi alt tabakadan gelme insanları hiç dikkate almıyorlar. Sonra patlıyor. Behram'ın en büyük zaafı Entebbe'de oluşu. Ama bir sorunumuz var. Kimse kim olduğunu bilmiyor. Biri hariç. Zamanı gelince Cihan'ım, zamanı gelince... Köprüyü geçene kadar Dila'ya karım, Ali'ye kayınbiraderim, Behram'a da patronum. Ayı'ya dayı yani, anlıyor musun? Seni tam buradan vuracağım. Tam kalbinden. Yani olduğum yerden. Beni oradan kimse vuramaz, sen tasalanma. Sana kötü bir haberim var. Neymiş? Sana çok kötü bir şey olacak. Bana aşık olacaksın. Seninle olmak için aşka ihtiyacım yok benim. Dünden razısın zaten. Bak bu söylediklerini sakın unutma. Çünkü ben asla unutmayacağım. Belki yine alay edersin. Dila yine boş boş konuşuyor dersin. Ama bana yalvaracaksın. Seni birazcık seveyim diye bana yalvaracaksın. Ama ben seni seveceğime ölmeyi tercih edeceğim. Emin ol.
Şaşırdın mı beni gördüğüne? Adam satmak sizde genetik tabii. İhanet hamurunuzda var. Sen ölmeyi çok önce hak ettin. Erken tezahürat yapma. Hadi çek lan silahını. Beni öldüremezsen buradan çıkışın yok. Babanı ben öldürdüm ama sen beni öldüremeyeceksin. Çünkü sen baştan aşağı sevdiklerinle kuşatılmışsın çocuk. Sevdiğin çok. Kimsenin bilmesine gerek yok, ben biliyorum. O tetiği çektiğin anda Meryem, Kumru, Kartal, o uğrunda ölümü göze aldığın Dila hepsi ölür. Sen Behram Adıvar'ı kim sandın çocuk? Hadi. Hadi çek o tetiği çekebiliyorsan. Çek. Sorgulanacak bir şey yok. Yükselmek mi istiyorsun, intikam mı? İntikamsa hedefim benim. Yükselmekse yolum benim. Karar senin. Niye koruyorsun hala beni, ha? Niye çekip vurmuyorsun? Cevabını bilmen gereken tek soruyu ben sordum. İntikam mı, yükselmek mi? Kararını ver, ondan sonra çık karşıma. Kimsin sen? Senin için kim olduğumu sen yıllardır üstünde taşıyorsun. Ne demek o, ha? Açık açık söylesene. Açık açık konuşsana. Ya Allah aşkına, kolum nasıl, dibim nasıl, nasıl bir faaliyette olabilirsin? Allah aşkına anlat da ben de bileyim. Göstereyim. Aa, Orçun, Tunç. Ya. Ne yapıyorsunuz? Bak, bak. Ya Tunç, görüşmeyeli 100 yıl oldu. Aynen. Asırlardır olan yalnızlığına ben son verdim diyelim. Sizi eşimle tanıştırayım. Kuzgun. Aa, sen ne zaman evlendin? Ani oldu biraz. Yıldırım. Bu olmadı ama. Olmayan ne? Ha? Nasıl yapalım, nasıl teselli edelim seni? Ha? Bir dışarı falan mı çıksak? Arkadaşın da gelir. Havuza gideriz bak, havuza sokar çıkartırım ben sizi. Bir kendinize gelirsiniz. Peki şey, siz mi organize ettiniz düğünü? Tabii ki de hayatım. Konseptten belli olmuyor mu? Evet, evet. Ya biz de LCV yaptırmayı unutmuşuz. Kuzgun'a söyledim, o yaptıracaktı ama atladın herhalde. Biz de işte hani ne yaparız diye öyle bakıyorduk, sizi gördük. Şans işte. Davet listesinde, o yüzden sizin isminiz yok. Büyük ihtimal hayatım. Bir bakalım. İyi. Bir işe yarıyorlar bari. Sus artık. Hadi sok bizi içeri karışım. Hadi. Şüphen olmasın kocacığım. Şöyle yapalım.
Bizim bir tanış var da Mustafa ay verdik. Onun yanına oturursak makbule geçer. Ayarlayacağız hayatım. Yani olabilirse bir bakarsınız. Şu kravatını bir düzelteyim sevgilim. Düğün hekimin için geldiğimizi benden sakladığın çok iyi oldu. Sanki anlamamıştın çakal karım benim. Ayarladım hayatım, buyurun. Sağ ol hayatım, sağ ol. Sen beni kıskanıyorsun. Hı? İstediğin kadar inkar et. Sen beni kıskanıyorsun. Kuzgun Cebeci. Sana yardım etmek için geldim. Yani bir mesaj iletmeye. Söyle lan söyle. Baban mezardan çıkmadı ha? Babamın adını ağzına alma lan. Ne yapayım? Mecburum. Oğlum delirtme lan beni, ne diyeceksen de. Böyle çok konforsuz oluyor. Ben senin konforuna ne söyleyeceksen söyle oğlum, söyle lan. Bana bak. Benimle düzgün terbiyeli konuşmazsan istediğini almak için sabaha kadar bekletirim seni. İstersen öldür beni diyeceğim ama ben senden daha çok şey biliyorum. Baban hakkındaki bilgiyi almak için ya da babana kavuşmak için. Tek bir şansım var. Kim söylüyor bunu? Ferman Koruoğlu. Ne istiyor lan, ne istiyor? Behram Adıvar'ı öldürmeni. Babam yok o mezarın içinde. Olmaz. Nasıl? Olamaz. Sana babam o mezarın içinde yok dedim. Behram. Babama ulaşmamın tek bir yolu var. Yalan olabilir ama bir ihtimal var. Ben de o ihtimalin peşinden gideceğim. Bunun için de senin ölmen lazım. Yapma. Senin lafını dinlediğim günler geçti. Sen o zaman benim dervişimdin. Şimdi... Şimdi daha fazlasıyım. Yapma. Beni öldürürsen herkesi öldürürsün. Kendini de aileni de derken o lafın daha derin bir anlamı vardı çocuğum. Thank you.
abi, yapma ya, yapma ya. Yapma. Yapma! Ben oğlumu öldürdüm. Ya da o beni. 18 yaşındaydı. Yani sen... Öyle. Baban daha sonra değiştirdi o soyadını. Senin soyadın çocuk. Adı var. Sen benim torunumsun. Sen babamı hapse yollayan o Şeref, o Rıfat patrona değil misin sen? Ha? Sen babamın ipini çeken o adam değil misin? Sen kendi oğlunu mu öldürdün ya? Sen beni babasız bırakan o şeytansın! Sen bunu kendi oğlunla nasıl yaptın Mehram? Sen bunu benim babama nasıl yaptın?